Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Erzin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismine konuk olduk. İbo Üstü'nün yeriyle beraberiz. Ve yanımızda firmamızın sahibi İbrahim Erdem var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Bu yerimize konuk olduğunuz için ve yayın sabah şeyini gördüğünüz için bize. Çok sağ olun İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İbrahim Bey, bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. İbrahim Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani bir beklenti miydi, bir heves miydi? Yoksa şartlar mı böyle gerektirdi? Yok. Ben aslen Adıyaman doğumluyum. 1965 doğumlu. Doğup büyüme yerim Adana. Evet. Adana'da bazı sektörlerde çalıştıktan sonra tekrar bu mesleği daha iyi gördüğüm için 1989'da bu mesleğe atıldım ve şu ana kadar da devam ediyorum. 26 yıllık bir tecrübe diyebilir miyiz? Evet. Evet. 2004 yılında da bu tesisi kurduk. Evet. Burada başlangıç yaptık. Harika. Esasında bu kadar sektörde marka ismi olmayı işimizi severek ve inanarak yapmış olduğumuz diye düşünüyorum ben İbrahim. Doğru. İşimi severek de yaptım. Ve yapıyorum da. Sevmeden zaten başarılı olmamız, bu güzel lezzetleri çıkarmamız imkansız. Mümkün değil. Ve aynı zamanda çocuklarımla beraber aynı sektörde devam ediyoruz. Çocuklarınızla beraber yapıyorsunuz. Evet. 3 tane çocuğum var. Oo, harika. Erkek olarak. Harika. 3 ile beraber aynı şeyde. Bir de artık kardeşim var yanımda. Evet. Aynı şeyi yapıyoruz. Severek de yapıyoruz mesleğimizi. Harika. Biraz da firmamızı sizlerden tanımak istiyorum. Firmamız kaç yılında kuruldu ve biz burada ne gibi lezzetler sunuyoruz değerli müşterilerimize? Adana'da dediğim gibi 1989'dan bu yana devam ediyorum. Burada da 2004 yılında hizmetteyiz. Evet. Dahası Opet İbo Usta olarak sektörümüze devam ediyoruz. Harika. Peki bu güzel lezzetlerden bizlere bahsedebilir misin? Bunlar nasıl hazırlanıyor? Bunların isimleri şimdi nelerdir? Şimdi şöyle diyeyim. Özellikle Adana kebabı olarak. Evet. Onu tanıtımını yapayım. Tabii buyurun. Başlayalım Adana kebabımızdan. Erkek koyundan özellikle ve yeni taze kesim. Evet. El kıyması olarak çekip yapıyoruz. Kuşbaşı yine aynı. Yani bundan ibarettir. Evet, yani bizler tamamen organik diyebilir miyiz? Tabii için, organik diyebilirsiniz tabii. Evet, hiçbir katkı maddemiz katkı yok. Katkı madde kesinlikle organik. Yok. Evet. Gönül rahatlığıyla herkes yiyebilir. Evet. Kendi adıma. Bu da bizim Hatay'ın yöresel acılı ezmesi. Acılı ezme. Gerçekten bunun özelliği ne peki? Bu yapılırken, acılı ezmemiz yapılırken nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok mu acı? Buradan izleyenlerimiz yok, normal. Tabii ki acıyı seven insanlarımız da var. Sevmeyen insanlarımız da evet. var. Onun için normal bir acı. Evet. Bu da bizim Arnavut Tartunisi dediğimiz bir yemek. Arnavut Tartuni. Tartuni evet, evet. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu nedir Arnavut Tartuni? Nasıl hazırlanır? İçindeki özellikle soğan, biber, sarımsak. Evet. Artı patlıcan. Onun üstüne de sarımsaklı yoğurdumuzu, sosumuzu katarak servisimize sunabiliyoruz. Harika. Evet. Peki bu hizmetleri verirken en çok nelere dikkat ediyoruz biz? Özellikle hijyenlik, temizlik. Çok önemli değil mi bu? Evet. Gıda sektöründe. Gıda sektörü olduğu için hijyenlik, temizlik çok önemlidir. Evet. Güler yüz, güven, kalite. Bunlar gerçekten en önemli olan şeylerdir. Harika. Yani bizler kısacası önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz diyebiliriz. Tabii tabii, rahatlıkla. Şüphesiz ben de buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. İbo Usta'nın yerine geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi, hijyeni ve farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. İnşallah. Harika. Mutlaka. Peki buraya nerelerden konuklarımız geliyor bu güzel lezzetleri tatmak için? Sadece yol üstü müşterilerimiz mi yoksa Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelenler var mı? Yok. Özellikle bizim kamyon sektörü dediğimiz kamyoncu evet. arkadaşlarımız ve ailesiyle yolda geçen. Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle kamyoncuların girdiği yerde lokantalarda yemek lezzeti farklıdır. Evet. Hem fiyat bakımında hem de şey bakımında herkes ailece özellikle kamyon şoförü arkadaşların
Evet. Olduğu bölgeye girerler. Evet. Burada aile yerimiz de var. Tabii burada da şurası da aile yerimiz. Aile yerimiz. Yani burada ailelerimizle beraber işimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla geliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip gidebilirsiniz. Harika. Peki aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz burada? 100 kişiye kadar ayarlayabiliyoruz. 100 kişiye kadar burada hizmeti gerçekleştirebiliyoruz. Evet, evet. Aynı anda. Peki bu gıdaların dışında yapmış olduğumuz, burada vermiş olduğumuz değerli halkımıza hizmetlerimiz var mıdır? Ürünlerimiz? Market şeyimiz var. Market reyonumuz var. Burada neler yapıyoruz? Orada da normal marketimiz vardır. Bütün şekerleme olsun. Pişmaniye olsun. Evet. Hepsi bunların. Cezerye hepsi bulunmaktadır. Harika. Yani hem yemeğimizi yiyoruz hem de tabii, tatlımızı alıyoruz. Elbiseye varana kadar. Elbise de var. Tabii. Buraya değinmek istiyorum. Elbise derken yani. Gömlek, atlet. Çünkü genellikle dediğim gibi kamyoncu olduğu için. Evet. Özellikle arkadaşlar eve gidemediğinden dolayı 15 günde 20 günde bir gittikleri için mutlaka bunları almak zorunda. Biz şunu diyebiliriz. İbo Üsten'in AVM'si diyebiliriz, diyebiliriz değil mi? Evet. A'dan Z'ye bütün her şeyi bizler burada bulabiliyoruz. Peki İbrahim Bey, kaç metrekarelik bir anda kaç personelle çalışıyoruz? Ortalama 200 metrekare. Evet. Kaç personelle peki? Şu an gündüz 10 personelimiz var. Gece vardiyası 8 tane. Evet. Hizmet vermekteyiz. Harika. Peki sektöre baktığımız zaman derinli ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz İbrahim Bey, şüphesiz. Yani sektöre baktığımız zaman da uzun yıllardır sektörün içerisinde olan bir kişiyiz. Sektörümüzün marka ismi olmayı nasıl başardık? Bu he deyince olmuyor tabiri caizse, değil mi? Tabii olmaz. Bunun bir aşamasını bizlere bahsedebilir misiniz? Tecrübelerinizi, nasıl oldunuz? Verdiği tecrübeye dayanarak. Evet. Dediğim gibi işimizi severek yaptığımız için bu lezzetlere sevgimizi, aşkımızı katarak, güler yüzümüzü katarak devam ediyoruz. Gerçekten bu çok önemli. Özellikle ticareti dürüstlük. Tabii her şeyden önce dürüstlük. Çok önemli. Yani verdiğin yemeğe dikkat etmek. Kramacı olarak, yemeğin şeyi olarak dikkat etmek. Evet. Müşteriden çalarak değil. Değil mi? Kazanmak değildir. Yani değerli müşterimiz buraya geldikleri zaman esasında evindeki rahat ortamı burada ortamı bulması lazım. Bulmadıktan sonra bir anlamı kalmaz. Evet, harika. Peki sektöre baktığımız zaman da gerçekten her sektörde olduğu gibi özellikle de gıda sektöründe, restoran sektöründe sıkıntılar görebiliyoruz İbrahim Bey. Mutlaka oluyor bu sıkıntılar bazen. Neler? Oluyor yani. Peki sektöre baktığımız zaman da gerçekten bazı firmaların da bölgemizde faaliyette olduğunu görebiliyoruz İbrahim Bey. Evet. Sektörümüzdeki bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerimiz nelerdir? Özelliğimiz dediğim gibi etimize, gıdaya çok önem veriyoruz. Sağlığa, değil mi? Ve hijyende çok taviz vermeden çalışıyoruz. Harika. Peki İbrahim Bey, bu sektöre girerki hedefler neydi? Bu hedeflere ulaşabildik mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimiz daha neler? İleriyi görmek için, daha iyi bir sektöre hizmet etmek için uğraşıyoruz. Elimizden gelenin daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Peki İbrahim Bey, sektöre baktığımız zaman da her sektörde olduğu gibi özellikle gıda sektöründe bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Sektörümüzün en büyük sıkıntısı nedir? Özellikle şudur. Şöyle diyeyim. Merdiven altı dediğimiz gibi kişilerin dışarıda bir tablayla veya bir ufak yerle vergi vermeden, bilmem ne yapmadan hizmet yapıp 3 lira 5 liraya satmak. Değil mi? Etin ucuz yerinden almak. Ve bu da bir malzemenin sıkıntı. Evet. Ucuz, kalitesiz almasında. Bu da bir sıkıntıdır. Ondan dolayı sıkıntılarımız var. Evet, biz de buradan sizler aracılığı ile sesimizi duyurmuş olduk. Gerçekten herkes kendi bildiği işi yapmalı. Yani evet. Herkes çünkü sağlık söz konusu burada. Gerçekten burada yapabileceğimiz çok küçük hatalar bile can kaybı olabiliyor. Buradan yani, gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek de verebilirim. Bir arkadaşımız bir yerde bilmiyorum çorba içmiş, adam kendini buraya zor attı. Değil mi? Ve onu kaldırıp hastaneye kaldırdık. Peki İbrahim Bey, burada kaç tane şubeyle hizmet ediyoruz? Yani çevre illerime kilometre mesafelerimiz ne kadardır? Bunlardan bahsedebilir misiniz? 4 tane şubemiz var. Evet. Hatay ilimiz yakınlığı 100 kilometredir. Ve bu arada ilçelerimiz var. Evet. 4 yol, Payas, İskenderun diye devam eder. Evet. Osmaniye'ye 20 kilometre yakındır. Osmaniye 20 kilometre. Evet. Evet. Adana, Ceyhan'a 100 kilometre ortalama yakınlığımız vardır. Harika. Bu arada bütün kamyoncu arkadaşlar ve aileleriyle bize bu konuda destek oldukları için teşekkür ediyorum. Ve ayrıca ekibimize çok çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Şunu sormadan geçemeyeceğim İbrahim Bey, bu arada saat kaç ile kaç aralığında burada hizmet ediyoruz?
7-24. 7-24 açık mıyız? Açıkız, evet. Gece 3'te de gelsek İbrahim Bey'in... Kaçta gelirse gelsin, hiç fark etmiyor. Harika. Hep hizmet, tam hizmet diyoruz evet. biz. Harika. Tekrar size teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Öncelikle bu güzel şehrimize, Erzin'imize, Hatay'ımıza katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere önce hizmet, daha sonra da ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben çok de sağ olun. Hayatınızda başarılar dilerim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Hatay Erzin'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismine yani bir lezzet durağına İbo Usta'nın yerine konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkez stüdyoruna bırakıyoruz.